Birazcık Bakalım. tartışmalı bir soruya geliyorum. Oh yeah. Masa kırıldığımıza göre neden üniversiteye gitmeliyiz? Herkes üniversite eğitimi almalı mı? Gerçekten şimdi bu sorudan sonra oh bakalım. Neyse DGM kapandıydı değil mi? Şey falan yok. Rahat konuşabiliriz o zaman. DGM bilmeyenler için Devlet Güvenlik Mahkemesi arkadaşlar. Eskiden kıçkırdın mı oraya düşebiliyordun. Yani enteresan bir durum. Şimdi bizim Silivri'yi bir şey zannedenleri dünkü DGM'yi araştırmaya davet ediyorum. DGM gerçekten çok eğlenceliydi. Neyse bu politik göndermemizi de kısaca yaptıktan sonra. Üniversite eğitiminin hayatta hiçbir özel kıymeti harbiyesi olmadığını düşünenlerdenim. 25 yıllık üniversite öğretim üyesi olarak bunu söylüyorum. Üniversite kendini zaten geliştirmekte olan ve okuduğu bölümle ilgili ciddi planları olan insanlar için oldukça faydalı olabilir. Bunun dışında dünyada ne iş yapacağını henüz keşfetmemiş, dünyayı doğru dürüst tanıma fırsatı bulmamış, henüz öngörülebilir bir yaşam yani fark edilebilir bir yaşam yaşamamış insana üniversitenin tek bir faydası olabilir, o da sosyal ortamdır. Yani girip orada bir şeyleri tanıyabilir vesaire. Ve netice itibariyle bugün Türkiye'deki üniversite fetişizmi tamamen saçma, altı boş ve faydasız bir modadır. Neden? Biz insanın yaşam döngüsü açısından baktığımızda hayatının en dünyayı tanıma açısından verimli zamanlarının aslında onlu yaşların sonu ve işte 20-25 yaşına kadar olan o bant olduğunu görüyoruz. Yani bizim kişiliğimiz bu sırada olgunlaşıyor, yeteneklerimizi bu sırada keşfediyoruz. Dünyayı bu sırada deneyimlerken sıklıkla karşımıza çıkan farklı fırsatlara göre farklı yetiler geliştirebiliyoruz. Ve böyle bir zamanda tam bu düşünün 15-25 yaş arası diyelim. Bu aralıkta insanların hayatı yaşaması, gezmesi, görmesi, farklı insanlarla tanışması gerekiyor. Bunu yapabilen insanlar bu yaşlarda zihinsel bakış açılarını yeterince genişletip daha sonra karar verdikleri herhangi bir yolda, herhangi bir meslekte, herhangi bir uğraşta çok daha hızlı başarı sağlayabiliyorlar. Türkiye gibi bir ülke düşünün. 25 milyonun üstünde 30 yaşın altında genç var bizde. Çok büyük bir rakam bu. Ve şimdi bu kadar insan diyelim ki liseyi bitirdi. İşte 16-17 yaşında lise bitiyor. Liseyi bitirdi ve bu insanlar üniversiteye gitmedi. Ne olacak? Bu insanların bir şey yapması gerekecek. Biliyorsun bu yapay zeka devriminden sonra toplumların nasıl ayakta kalacağına dair en çok konuşulan opsiyon Universal Basic Income diye bir şey var. İşte evrensel temel gelir. Yani çalışsın çalışmasın bütün insanlara belli hayatlarını sürdürebilecekleri bir para vermek. Bu sayede yapay zekanın hani bu işleri ele geçirme falan filan tehlikesine karşı insanları hem yaşar vaziyette tutmak hem de onların hayatı keşfetmesine alan bırakmak. Böylece işte yeni mesleklerin, yeni uğraşların ortaya çıkmasını sağlamak. Ama Türkiye şu anda bu evrensel temel geliri insanlara sağlayabilecek durumda değil. Dünyadaki birçok ülkede ekonomik yapısı itibariyle bunu yapabilecek durumda değil. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Bu liseyi bitiren gençler, hele hele ki meslek lisesini bitiren gençler mesela aslında işleri hazır. Çünkü onlar meslek lisesi mezunu ve ellerinde bir iş var aslında. Direkt olarak hayata atılıp hayatlarını kazanmaya başlayabilirler. Ama bu imkanı sağlayabileceğimiz genç sayısı çok çok az. Çünkü bunlara istihdam sağlayabilecek alanlarımız yok. Neticede eğer üniversite yoksa gençlerin %80'i işsiz. Ve biz bu işsiz gençlerle ne yapacağımızı bilemiyoruz. Biz Türkiye'nin her iline üniversite açarak, hatta bazı illerine 2-3-5 tane üniversite açarak işsiz gençlerimizi oyalayıp işsizliği erteliyoruz. Aslında yaptığımız şey bu. Bu genç potansiyeli nasıl kullanacağımızı bilemediğimiz için onları üniversitelerde belli bir süre oyalıyoruz. Bu arada işte erkekler askerlikten yırtıyor. Kızlar biraz evlenme yaşlarını geçiriyorlar falan. Azıcık daha böyle kendi kafasına göre takılıyor herkes. Ama toplamda bakarsan üniversite öğrencilerinin çok 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 küçük bir kısmı üniversiteden pozitif fayda görüyor. Bir gelişim vesaire anlamında. O da işte kafaya bir akademik konu taktıysa işte bu arada mesela tıp fakültesi okusun isterse. Yani o mesleği sevmediği zaman, o mesleğe angaje olmadığı zaman o da onun hayatına zarar oluyor. Mezun olunca bir mesleği olsa bile. Netice itibariyle insanları 4 ile 6 sene bu sistemlerde oyalıyoruz. İşte 2 senelikleri de var. Bunlar bittikten sonra da yine işsiz kalıyorlar. Ama bu işsizlik biraz daha kötü bir işsizlik. Yani üniversitelerin çoğu işsiz. Arkadaşımız da biraz önce yazdı. Fakat bu işsizliğin önceki işsizlikten bariz bir dezavantajı var. Hayatın kritik öğrenme dönemleri tek bir konuyla uğraşarak büyük oranda yitirilmiş. Artık belli bir diplomaya mahkum olunarak o insanın kaderi çizilmiş. Ve artık dünyada kendini alan olarak araştırabileceği açı son derece daralmış. Yani sadece belli bir mesleğin penceresinden bir şeyler yapabilir hale gelmiş. Yani belki ondan 4-5 sene önce hayatı tamamen özgürce deneyimleyebilse,
kendine bambaşka bir yol çizebilecek bir insan artık endüstri mühendisi, artık hukukçu, artık hekim, artık bilmem ne olmak zorunda kalmış. Ve dolayısıyla bu skalanın daraltılması bizim adeta bir gençlik soykırımı diye bir şeyi fark etmeden devam ettirmemize sebep oluyor. Sorunun direkt cevabı, mümkünse üniversite okumayın, mümkünse üniversite okumayın, hemen okumayın. Dikkat edin, üniversite sınavına istediğiniz zaman girebilirsiniz, istediğiniz zaman kazanabilirsiniz. Eğer ailenizin küçük de olsa bir imkanı varsa, gönül isterdi ki devletten bunu isteyeyim ama öyle bir şey olmayacağını biliyorum. Ailenizin küçük de olsa bir imkanı varsa 2-3 sene size baksınlar. Ailenizle beraber yaşayın ya da ailenizden izin isteyin. Size eğer sağlayabiliyorlarsa sadece yiyeceğiniz, yani hayatta kalacağınız şekilde kendinizi besleyebileceğiniz, kendi başınıza hayatınızı idame ettirebileceğiniz temel bir para size garanti edilebiliyorsa gidin, hayatınızı çalışarak, gezerek, görerek, okuyarak genişletmeye çalışın. En büyük üniversite hayatın kendisidir ve bugün hiçbir üniversitenin size veremeyeceği bilgi internette beleş. Her yer bilgi dolu. Yeter ki siz neyle uğraşmak istediğinizi fark edin. Sonra deyin ki ya bu benim tadıma uydu, bu bana uyuyor. Yani ben buradan ilerlemek istiyorum. Gidin girin üniversite sınavına. Kazanabiliyorsunuz o bölümü, o üniversitenin o bölümünü kazanın. Okuyun, son derece güzel bir şey olur. Ama şimdi liseden sonra direkt girilen ve insanların hiçbir şeyden haberleri olmadığı bir süreçle neyi niye tercih ettiklerini bilmedikleri bir kargaşa içerisinde yaptıkları tercihlerle kaderlerinin belirlendiği bir ortam var. Bu çok az insana fayda sağlıyor ve maalesef dünyayı yerinden oynatacak bir genç potansiyeline sahip olan bu ülke gençlerinin ne yapacağını bilemediği için maalesef böyle bir yeteneğimiz yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz bu gençleri. Dağıtıp gidiyor. Biz mesela açık beyin olarak bir platform oluşturmaya gayret ediyoruz. Elimizden geldiğince uzaktan katkı vermek isteyen bütün arkadaşlarımızı, yapabilecekleri her neyse onlara bir alan sağlayarak bu denklemin içine almaya çalışıyoruz. Bunun gibi başka yapılabilecek çok fazla şey var. İnşallah böyle kurumların sayısı artar. Ve genç arkadaşlarıma özellikle bir tavsiyem var. Bu sistem içerisinde öğütülmek istemiyorlarsa ellerinde ne olduğuna dikkat etsinler. Yani biraz önce söyledim. Şimdi ailenizin durumu müsaitse dedim. Hemen birçok arkadaşım diyecek ki benim ailemin durumu müsait değil. Herhalde onu biliyorum. Ailenizin durumu müsaitse özel bir durum olduğu için söyledim ve birçok ailenin durumunun müsait olduğunu biliyorum. Ama o kafayla düşünmedikleri için o desteği sağlayamayacaklar. Onlar o kafayla düşünsün diye söylüyorum. Eğer sizin ailenizin imkanı yoksa liseden sonra çalışıp paranızı kazanmanın yolları olduğunu hatırlayın. Ve bunu yaparken rahmetli Victor Ananias'ın hayatını internetten izleyin. Kendisinin videoları da var kaydettiği. İnternette bir sürü sitede de bulabilirsiniz. Sadece aşçılık yaparak 7 ülkeyi gezmiş bir insan. Yani dünya turu attı neredeyse. Ve dünyanın birçok yerinden edindiği deneyimle en sonunda geldi. Kaz Dağları'nda işte bizim yaşam okulumuzu kurdu 2010 senesinde. Ve o deneyimi hayatta hiçbir üniversitede öğrenemeyeceği şeyleri öğrenmek için elde etti. Ve elde ettiği deneyim yüzünden hala bütün Kaz Dağları'nda, bütün köylerde Victor'un adı efsane gibi gezer. Ziraat mühendisleri Victor'un dediği yöntemlerle tarım yapıyorlar. Bakın bu insanlar ziraat mühendisi. Victor'un orada dünyanın ta ücra köşesinden bir yerlerden, Japonyalardan mı nerelerden öğrendiği ekolojik tarım tekniklerini kullanarak hala ürünlerinin verimini arttırıyorlar. Yani hayat keşfedilmek için, bir mesleği elde etmek için çalışıp çırpınıp ondan sonra da o meslekten sürekli sigortam yatsın, banka hesabım kabarsın diye çalışmak için değil. Bu hayatı ciddiye alan herkesin yapabileceği şeyler belli. Üniversitenin durumunu anlattım. Bir daha izah ettirmeyin. Geri dönüp videoyu izleyebilirsiniz. Üniversiteler gerçekten bugün işsizlik erteleme kurumlarıdır. Buna net olarak size söylüyorum. En baba üniversiteler bile, bakın üniversite içeriğini tartışmıyorum. Üniversitenin içinde çok güzel şeyler öğretiliyor olabilir. Bir sistem olarak üniversiteyi anlayın. Bu kadar üniversite normal değil. Bu kadar üniversite öğrencisi anlamlı değil. Bu kadar meslek uzmanına gerek yok. Zaten o meslekler de artık yok. Yani 5-10 seneye o mesleklerin hiçbirisi de yok. Dolayısıyla imkanı olan dünyayı tanısın, imkanı olmayan imkan araştırsın. Bunun da altını özellikle çiziyorum. Yani amacınızı bir kere o tarafa doğru koyarsanız artık yavaş yavaş bu imkanları düşünmeye başlarsınız. Sonra hayatı tanıyın, üniversiteye gidin. Bir zararı yok. Mis gibi bak ne güzel. Hatta şöyle de bir önerim var. Bugün böyle bir arkadaşla tanıştım. Açık Beyin'in yeni stajyeri. Geldi üniversite 3. sınıf öğrencisi, psikoloji öğrencisi. Dedi ki hocam bir de ben evliyim dedi üstüne üstlük. Nasıl dedim ya?
Dedi ben öyle dedi. Liseden beri sizi dinliyorum dedi. Siz akademisyenlere tavsiye yapmışsınız. Ya erken evlenin ya geç evlenin diye. Ben erken evlenmeyi tercih ettim. Dolayısıyla akademisyen olmak istiyorum dedi. Dedim sana helal olsun ve gayet de böyle ponçik, gayet hayatından memnun bir arkadaşımız. Tıngır tıngır takılıp gidiyor. Eşi de psikolog adayı, kendisi de psikolog adayı. Böyle yaşıyorlar. Lütfen hayatta başkalarının standartlarına göre yaşamayın arkadaşlar. Yani gerek yok. Siz yenisiniz, biz eskiyiz, boş ver. Beni de dinleme, kafana göre takıl. Hocam, belki burada şunu hatırlatmak gerekir. Şimdi üniversiteye geçtikleri yaş grubu daha hayat karşısında yeterli bilgiye sahip olunmayan bir yaş grubu. Çünkü ailenin egemenliğinden, aileden öğrendikleriyle üniversiteye geçiyor. Aslında üniversite döneminde hayatını ve kendini tam olarak idrak etmeye başlıyor. Şimdi bu dönemde kaygılara kapılması ve ailenin endişeleriyle birlikte bir yola savrulması çok normal öğrencilerin. Ki bizim sistemimiz de bunu arzuladığı için bunu yapmaya devam edecekler. Belki burada şunu da hatırlatmak lazım. Belki mecbur kaldınız, belki yapıldı, belki imkanı olmadı ama eğer sizler veya bizler bu düşünceyi işler, o tohumu burada tutar ve filizlendirme izin verirsek en azından bizden sonraki nesiller, sizlerden sonraki nesiller, sizlerin çocuklarınız bunu değiştirebilecekler. Yani benden iş iş geçti, artık yapacak hiçbir şey yok değil. Hala çok şey yapılabilir. Üniversite öğrencileri için de, şu anda var olan üniversite öğrencileri için iş işten geçmiş değil mesajı açısından hatırlattığın doğru. Yani şu anda bir üniversite okuyorsanız tamam şanslısınız eyvallah. Ama şimdi böyle bakınca orası şanssız gibi gözüküyor. Yani şu aşamada yine Hazal'ın dediği gibi hayatınızın en etkin olması gereken dönemi olduğunu bilin. Yani sadece üniversitenizin ya da işte bölümünüzün size sunduğu imkanlardan biraz kafanızı kaldırın. Azıcık sanat, edebiyat, böyle yanal alanlar biraz bakının ya bakının. Şu üniversite bitmeden coşun yani. Bırakın skor yapmayı. O notların kimseye faydası yok. Yemin ediyorum size. O notun kimseye faydası yok. Hayatınızı yaşayın. Hayatı öğrenin. Birçok insan hayatını aslında üniversitedeki deneyimi üzerine kuruyor. Çünkü o üniversitenin marifeti değil, o yaşın marifeti. Lütfen yaşınızın hakkını verin. O yaşlar şu anda tekrar geri gelsin diye varımı yoğumu ödemeye hazırım. Ona göre o yaşlar çok kıymetli yaşlar. Onları çağır vur parmağı savursanız sonra çok üzülürsünüz. Şöyle bir örnek verebilirim bu bahsettikleriniz üzerine. Ben üniversite yıllarımda üniversiteye girdiğim ay itibariyle çalışmaya başladım. Biliyorsunuz zaten. Şöyle güzel bir şeyim vardı. İzinlerimi biriktirip bir yandan da üniversitenin fuarlarında görev alıyordum ve hayatımda hiç gidemeyeceğim, belki o an için maddi koşullar gereği, durumum gereği gidemeyeceğim ülkenin birçok kısmına, Mardin, Kahramanmaraş, Gaziantep, oralara öğrenci olarak ve çalışmaya gitmiştim. Ve orada edindiğim tecrübeleri, orada tanıdığım insanları şu an meslek hayatımda insanları anlarken kullanıyorum. Aynen öyle. Yani işte bu tecrübe, yani üniversitedeydim evet, hepimiz oradan geçtik hani burada konuşurken ama onu da kendimize ait bir yolla şekillendirebiliriz. Belki de budur söylemeye çalıştığımız şeyin bir noktası. Bu arada arkadaşlar da not düşmüşler. Üniversitelik işsizlik erteleme kurumlarıdır düşüncesini bu arada kafamda berraklaştıran kişiye de referans vermek isterim. Ben uzunca bir süre üniversite mensubu olarak bir şeyin yanlış gittiğini hep düşündüm ama bir türlü ismini koyamıyordum. Birkaç ay evvel sanıyorum Gündüz Vassaf'la yapılmış bir röportajı dinledim. Gündüz Vassaf bu isimlendirmeyi aynen bu şekilde kullanınca şak diye jetonum düştü. Gerçekten sonuçta adam psikolog, adam yazar yani biliyorsunuz Gündüz Vassaf'ı. Cehennem'i övgüyü de okuyun bu arada yeri gelmişken. Hakikaten ve en önemli bütün röportajda gördüğüm en önemli kısım ise bu kadar yıkıcı tespitleri olmasına rağmen gençlerden sonuna kadar ümit var olması da ayrıca cesaret verici bir durum. Yani tamam gidişat şöyle böyle bir sürü yanlış yapıyoruz falan ama bunları elinizin tersiyle bir anda itebilmeniz çok mümkün. Şimdi yerini ve yapan kanalı hatırlamıyorum ama Gündüz Vassaf Röportaj diye yazarsanız bu konuştuklarımızı onun ağzından da bir değişik versiyonunu dinleyebilirsiniz. Kendisine tekrar buradan çok teşekkür ediyorum.